Burada Kemal Bey 85 milyon diyor, saçmalıyor. Yani bu milletin %52 nokta bilmem kaçı Erdoğan'a oy vermiş. Tabii. Sen Erdoğan'la bir güreş değil ki bu. Bu milletin %52.6'sı 4'ü neyse Erdoğan'a oy vermiş. Ne saçmalıyorsun bak ya? Daha devam edeceğim. Diyor ki bir genel başkan olarak partimin yakın geleceğini, uzun hedefli yapısını düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Partisinin yakın ve uzun hedefli geleceğini düşünmek zorundaymış. Kemal Bey, siz partinin başına 13 gün önce mi geldiniz? Bugüne kadar nasıl düşünmediniz? Siz 13 yıldır partinin başındasınız. Bu lafları sizin söylemeniz kadar insanları tebessüm ettiren bir şey olabilir mi? Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptanlığım devam ediyor. 13 yıldır siz kaptandınız. 13 yıldır gemiyi bırakın, bir tane takayla yola çıksanız Atlantik'te, Pasifik'te, Hint Okyanusu'nda geçer, 13 yılda geldiğiniz noktaya geri gelirdiniz. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ya Turgay, saç başlıyorsun ya. Diyor ki, bak bak bak, burası çok önemli. Demokrat amca söylüyor bunları. Yılmaz Özdil, bu cümleler sana. Fatih Portakal, kirişi 180 derece kırdınız. Bak Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Fatih Altaylı. İsmail Saymaz. Fatih Altaylı, Merzifon eşeğe de %48 oy alır falan diyorsun Kemal Bey'e. Bak sana söylemiş bunları. Kalemi eline alıp ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir. Demokrat amca. İteliyordunuz bize düne kadar demokrat amca diye. Kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendini savcı yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir. Satılık onursuz kalemler demiş. Evet. İşte bu o. Kime satmışlar? Peki sen gazetecilerin gazeteciliğini sorguluyorsun da gazeteciler senin siyasetçi olarak kaç krat ettiğini sorgulamayacak mı? 13 senedir. Peki bu gazeteciler kalemini kime satmışlar? Bunun bedeli belediye kasasından mı ödenmiş? Ha. Aramızda kalsın, öyle diyorlar. Sen anladın onu. Sen anladın onu. Güzel. Devam et. O zaman şu videoyla devam edelim. Tamam, ama ben buradan daha incilere devam edeceğim. İstediğin kadar. Tamam, eyvallah. Ver bakalım. Sizden bahsedeceğim. Şimdi yerel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle nasıl gidecek? Yani görünen eğer bir olağan kurultaya gidecek olursa, olağan kurultayı da 11-12 yıldır şekillendiren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Değiştirilmesi çok zor, imkansız değil. Değiştirilmesi çok zor. Hatta onu yine hatırlatayım, bir CHP'linin sözüydü bu. Hazreti Ali çıksa karşısına yenemez diyordu CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu. O derece, ama bu böyledir. Deniz Baykal zamanında da böyleydi. Yani böyle bir liderin, birçok zaten partide de böyle, liderin yıllarca kurduğu o kurultay ağı, üye ağı, delege ağı. Şimdi ibretlik bir konuşma. Bu var ya hiç. Torlak çiftliğinin sahibi. Evet. İyi kırdı. Şimdi 28 bak, Mayıs sonrası iyi kırdı. Şimdi iyi kırdı ayrı mevzu. İyi kırdı ama Hazreti Ali, ne ara Hazreti Ali'ye geldik biz? Orada mesaj var işte. Ne ara Hazreti diyemediğini Ali? Öyle diyor. Diyemediğini öyle diyor. Ya siz düne kadar, yani biz şey diyorduk, Atatürk çıkıp gelse CHP'de genel başkan seçilemez der. Sen bu örneği verseydin 28 Mayıs öncesi Hazreti Ali gelse seçilemez diye. Hey yavrum, hey Turgay Güler. Var ya, tozunu attırırlardı senin, tozunu. Bak bir tane daha var. Ver. Ver. Sizin de etmenizi, ağır yenilgi demenizi, bu cümleyi kurmanızı doğru bulmam. Biz sizin askeriniz değiliz ki. Biz böyle yandaş fondaş filan da değiliz. Yani siz kime böyle doğru bulmazsınız, doğru bulursunuz? Onun yetkisi sizde değil. Onu değerlendirmek sizinle alakası yok. Gururla ayrılabilirsiniz ve bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz. Bakın, bu seçimde değişim istediğim için sizi gittim destekledim. Ama şimdi o koltukta oturmamanız için bir yurttaş olarak, bilinçli bir seçmen olarak mücadelemi vereceğim. Çünkü kaybettiriyorsunuz. Umutları yok ediyorsunuz. İnançları yok ediyorsunuz. Ve bir partiyi bitiriyorsunuz. Kendinizi de. Sadece lider değişikliği yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rotasını da çizmesi gerekiyor. Şimdi bak, burada başka bir şey var. Pişkin mişkin diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bizi ilgilendirmez. Ne derseniz deyin. Ne yaparsanız yapın. Diyor ki ben fondaş yandaş değilim. Pişkinliğe bak. Asıl pişkinliğe bir bak. Bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak
Seni değiştirmek için elimden geleni yapacağım diyor Kılıçdaroğlu'na. Bir dakika ya, sen vatandaş olarak, seçmen olarak Kılıçdaroğlu'nu niye değiştiriyorsun? Meral Akşener'i de değiştir. Aynen öyle. Temel Karamollaoğlu'nu da değiştir. Aynen öyle. Senin tek vazifen CHP'de değişiklik yapmak. Tabii. Yerim ben sizin. Nereden geldi acaba bu fikirler? Nereden? Kim koşuyor seni? Kimin arkadaşısın ya sen? Kimin için bu bak, çabayı bu, veriyorsun? Bak bu, hani yandaş fondaş değilim diyor ya. Bunun bir tane İzmir'de Torlak Çiftliği var. Bu Torlak Çiftliği... Torlak ne? Vallahi ne olduğunu bilmem. Adı öyle, Torlak Çiftliği. İstihza değil bu, adı üstünde. Çiftlik bu. Bu çiftlikte sıkıntılı hususlar olunca imar affından falan yararlandı. Tabii ki onun da hakkı herkes gibi. Tabii canım, ne olacak? İşler kesat gitti. Apar topar döndü bu 14 Mayıs'tan önce. İşler kesat gidince sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu kaybedince Merzifon eşeği diyenlerle beraber bu da safını değiştirdi. Sonra da diyor ki biz öyle diyor yandaş fondaş dibisin sen, dibi. Dibisin o dediklerinin. Ya ne dediğini bilmiyor muyuz biz sizin? 14 Mayıs öncesinde gördük. Neymiş, değişim olsun diye destek vermiş. Hey yavrum hey. Şimdi İncilere devam edeyim. Devam edeyim ben. Diyor ki ben kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde nasıl memleket istediğimi anlattım. İşte sen kuş uçmaz kervan geçmez yerlere gitmiş olsaydın, kuşun uçtuğunu, kervanların geçtiğini. Amerika'da kervan geçmiyor biliyorsun. Ne geçiyor? Arabalar geçiyor. Ha, işte Türkiye'de de hala zannediyor ki orada bir köy var. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz. Öyle değil. Bak ben şöyle söyleyeyim. Sabah saat fırında, ilçede ekmek fırından ekmek çıkıyor. Tamam mı Turgay Güler? 70 kilometre ötedeki dağ köyüne kadar bir araç köylere ekmek dağıtımı yapıp geliyor. Kuş uçuyor. Kervan geçiyor. O köylerdeki çocuklar Balıkesir'e kadar, mesela Balıkesir'den örnek verirsek, şehir merkezine geliyor. Kütahya'ya gidiyor. Sinop'a gidiyor. Kastamonu'ya gidiyor. İktidara gelirsek bütün köy okullarını açacağız dedi. Bak şöyle bir şey, köy okullarının bazılarının açılmasına ben de bazıları, şeyim. Bazıları. Evet. Ama 6 sınıf bir arada, 3 öğrenci, 6 sınıf bir arada onu tasvip etmem. Çocuklar onu, için de olmuyor. Onu mecbur kalıyorsun, kişi, ne yapıyorsun? En büyük köy neredeyse orada topluyorsun falan. Tamam mı? Şimdi sevgili Tugay Güler, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde memleket nasıl memleket istediğini anlamış. Yeri geldi tepki gördüm. Asla kızmadım. Muhataplarımı ikna ettim. Sıkılı yumruklarla tokalaştım. Sen seçilmiş cumhurbaşkanına hayırlı olsun diyememiş adamsın. Ne sıkılı yumruklarla tokalaşacaksın? Seni gördük 14 Mayıs'tan sonra birden içindekini dışına vurduğunda dudakların titreyerek gitmiyorum buradayım diye masayı nasıl tokatladığına. Kemal Bey, her şey ortada. Takke düştü, kel gözüktü, maske düştü, yüz gözüktü. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Asla bir araya gelemez denilen kim varsa Halil İbrahim sofrasında buluşturdum. Adaylığını garantiye alabilmek için 40 tane milletvekilliğini Cumhuriyet Halk Partililerden kestin. Onlara üleştirdin sadece seni desteklesinler diye. Halil İbrahim sofrası falan hikaye.